Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün size şapkasını ve patiğini paylaştığım yaptığım bu çilek modelimizin atkısını, beresini paylaşacağız inşallah. Allah izin verirse ipimi 3 kat haline getirdim, bakın 1 2 3 6 numara şişim var. 6 numaralı şimdi bu kırmızı ipimizi bakın kaç kat. Bu siz bebeğin lif ipleri var. Lif ipinden 1 2 3 kat, bakın bu da aynı şekilde. Lif ipini birleştirerek yapabilirsiniz. 23 tane ilmek atacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şu şekilde. Bakın 1 2 tane ilmeğimiz oluştu. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Yirmi bir, yirmi iki ve 23. Bu 23 ilmeği siz şu kısmı biraz uzun bırakın. Şöyle 3 metre kadar falan, 3-4 metre kadar uzun bırakın. Bağlamak zorunda kalmayın, çünkü biz buraya tekrar yeniden ilmek çıkartacağız ve bu kısmı da çilek kısmını çalışacağız, yaprak kısmını çalışacağız. Evet, bismillah. Bu sıramızı tamamen ters olarak örüyoruz. Evet. Şimdi ise ön sıradayım ve ilk ilmeğimizi örmeden alıyorum. İkinci ipimi arkaya alıyorum. İkinci ilmeğimizi de örmeden alıyorum. Ha, bunu niye yapıyorum? Şu kenar kısımları, atkımızın kenar kısımları düzgün dursun diye. Sıranın sonuna kadar bu şekilde öreceğiz. Arkadan ters, önden düz olarak öreceğiz. 90 santim kadar öreceğim, ben 90 santim öreceğim. Çünkü atkı çalışıyorum, 1 metre olmasını istiyorum. Burada bakın, bu ikinci ilmeği, sondaki değil, bir önceki ilmeği örmeden boş olarak alıyorum. Şurada yaptığımız gibi ve son ilmeği örüyorum. İç kısımda ise bu ilk ilmeği örmüştüm, şimdi örmeden alıyorum. Örmediğim o ilmeği tekrar arkada ters olarak örüyorum. Bu iç kısmında ters olarak ördüğümüz bu kısmı tamamen hepsini öreceğiz. Bu şekilde ne kadar öreceğiz? Tam 90 santim öreceğiz. Bakın, örüyorum. Bir önce örmeden almıştım bu ilmeği. Yanındaki ilmeği de örüyorum. Tekrar dönüyorum. Bu ilmeği örmüştüm, örmeden alıyorum. Ve İpimi arkaya alıp tekrar bu ikinci ilmeği yine örmeden alıyorum. Bu şekilde önden düz, arkadan ters olarak sadece yapacağımız şu kısım, yani şu ilmekler kenar kısmı düzgün dursun atkımızın diye. Sadece siz daha farklı bir teknik uygulayabilirsiniz. Önden düz, arkadan ters olarak 90 santim. Bu şekilde 90 santim atkımızı öreceğiz.
Bu tarafta ise, son kısımda ise yine aynı şekilde, bakın, bu ikinci ilmeği örmeden alıyorum, sondaki ilmeği örüyorum, dönüyorum, burayı örmeden alıp diğer boşaldığımız ilmeği örüyoruz. İlmeklerin tamamını örüyoruz. Bu şekilde biz 90 santim örelim, tekrar göstereyim. Evet, ben bakın 90 santim ördüm. Kenarlar bu şekilde oldu. Şimdi ise tam 90 santim, bakın 90 santim kadar ördüm. 91 santim olmuş hatta. Evet. Şimdi ise Bismillahirrahmanirrahim. Tekrar aynı şekilde bu ilk ilmeği örmeden alıyorum. 1, 2, 3 tane ilmek örüyorum. Bu 3 ilmekten sonra hemen yeşil ipimizi bağlıyorum. Burada birazcık farklı teknik uygulayacağım. Her sırada ilmeklerimizin yerlerini değiştirmiştim. Burada iki sırada bir değiştireceğim. Evet. Şimdi bir tane yeşil örüyorum. 1, 2, 3 tane, bakın 1, 2, 3 tane kırmızı ördüm. Bir tane yeşil örüyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane kırmızı örüyorum. Tekrar bir tane yeşil örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. 7 tane kırmızı ördüm. Tekrar yeşilimizi elimize alıyoruz ve bir tane yeşil örüyorum. Aynı şekilde 1, 2 ve 3. Dönüyorum. Ve burada ilmeklerimizi arkada nasıl örmüşsek önde aynı şekilde öreceğiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. 7 tane kırmızı, bir tane yeşil. Altı numarayla ördüm ki biraz daha gevşek dursun diye. Tekrar 3. Ve iç kısımdayım şimdi. İlk ilmeği örmeden alıyorum. İkinci ilmeği örüyorum. Üçüncü ilmeğimizi yeşille yer değiştiriyorum. 1, 2, 3. 3 tane ilmek ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane kırmızı, 3 tane yeşil. Bu şekilde bu sırayı tamamlayacağım.
Ön sırayı da aynı bu şekilde öreceğim. Evet, bu şekilde iki sıra ördükten sonra tekrar arka sıradayım ve ilk ilmemizi bu şekilde örmeden alıyorum. İkincisi ilmemizi ise yeşile çevireceğim. Sıkıca tutuyorum ve şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yeşil ilmek. 1, 2, 3. 3 tane kırmızı ilmek. Tekrar düzlüyorum ilmeklerimi. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar yeşili bırakıyorum, kırmızıyı alıyorum. 1, 2, 3. Ön sırada aynı şekilde öreceğiz. 3 tane kırmızı, 5 tane yeşil olarak ön sırayı tamamlayıp geleyim. Evet, burada ise bu ilk ilmemizi yeşile çeviriyoruz. Yeşil olarak örüyorum. İki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi tane yeşil, bir tane kırmızı örüyorum. Bu şekilde aynı şekilde önden de tamam edeceğiz ve kırmızı ipimizi keseceğiz. 7 tane yeşil, bir tane kırmızı. Bir, iki, üç tane yaprağımız oluşmuş oluyor. Ön sırada aynı şekilde bir kırmızı, yedi yeşil olarak örüp tekrar arkaya geleceğiz. Evet, 1, 2, 3 tane yaprağımız oluştu ve arka sıradayız. Bu sıra tamamen yeşile çevireceğiz ilmeklerimizi. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ve burada kırmızıyı kesiyorum. Ve bu sıra bu şekilde tamamladıktan sonra iki sırayı önden düz, arkadan ters olarak öreceğim. Siz bunu istediğiniz iple, ben bu şekilde ördüm. Daha değişik şekilde örebilirsiniz. Evet. Şimdi ben burada iki sıra gidip geleceğim. Evet, 2 4 sırayı tamam ettim. 2 önden 2 arkadan ördük.
Şimdi ise ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 1, 2, 3 tane ilmek örüyoruz. 1, 2, 3 ilmeği bir edip kesiyorum. 1, 2, 3. 3 tane ilmeği örüyorum. 1, 2, 3 ilmeği bir edip kesiyorum. 1, 2, 3. 3 ilmeği düz olarak örüyorum. 1, 2, 3 ilmeği kesiyorum. Yine aynı şekilde 1, 2, 3. 3 ördüm. Bu 2 ilmeği kesiyorum. Ve tekrar arkasına kesme işlemi yapmadan ters olarak örüyorum. Bunu arkadan da kesebilirsiniz. Fark etmez. Nasıl uygun görürseniz. Şimdi yine ön sıradayız. Bir tane ilmeği alıyorum. 1, 2, 3. 3 ilmeği bir edip kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. 1, 2, 3 ilmeği birlikte kesiyorum. Tekrar bir düz örüyorum. 1, 2, 3 ilmeği bir edip kesiyorum. Bir düz. Burada bakın 3 tane ilmeğimiz kaldı. 1, 2, 3. Bu 3 ilmeği arkadan düz olarak kesiyorum. Tekrar bu ilk ilmeğimizi evet, örelim. Ve hepsini bir ters olarak komple ilmeklerimi tamamını ters olarak örüyorum. Şimdi bakıyorum ilmeklerim kaç tane kalmış? 2, 4, 6, 8 tane. Burada ilk ilmeğimi boşalıyorum. 1, 2, aradaki bakın 1 2 3 tane ilmeğim kaldı. Ortada 3 tane ilmek var. 1 2 bu 3 ilmeği kesiyorum. Kalan 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Bundan sonraki ilmeklerimi düz olarak önden düz, arkadan ters olarak öreceğim. Bunu kaç sıra öreceğim? Bir 6 sıra örelim veya 4 sıra 4 sıra örsek de olur, kafi gelir. Çünkü burayı pompon dikeceğim buraya. Evet. Evet. 2 4 6 sırayı ördüm. Şimdi burada 1 2 3 ilmeği bir edip kesiyorum. Tekrar 1 2 3 ilmeği bir edip yine kesiyorum. Dönüyorum. Bu 2 ilmeği bir kesiyorum. Evet. Burada şu kadar küçücük bir ip bırakacağım. Pomponumu ve bu kısmı dikmek için buraya pompon uygulayacağım. Evet, bu şekilde bir çilek oldu.
Artan ipten şu şekilde hemen parmağımın içine koyuyorum ve sarıyorum biz. Evet. Ve bakın tam orta kısımdan bu şekilde bağlayıp İyice bağlayacağım. Evet, şu kısmı buraya pomponumuzu sıkıca bağlayacağım. Bakın pomponumuz bu şekilde. Buradaki ipimizi sadece şu kısmı dikiyorum. Şu kısım açık durmasını istemiyorum buranın. Şimdi bundan sonra işte işlemesini yapacağız. Şu kısım sadece şu kısmı dikiyorum. Diğer kısım açık kalacak. Evet. İsterseniz şu kısmı dikebilirsiniz siz. Ben bu şekilde çalıştım. Evet. Şuraya ise şimdi beyaz ipimle şu beyaz tomurcukları atacağım. Hemen bu ilk yeşilimizin altından bakın 1, 2, 3 tanesini bırakıyorum şu şekilde. 1, 2, 3'üncüye. Çift kat olarak çalışıyorum. Bu şekilde. Hemen şuradan takip ediyorum. Kaç tane bırakıyorum? 1, 2, 3, 4 tane bırakıyorum. Hemen aynı hizadan
Şu hizasını takip ediyorum. Bu şekilde. Bir çilek formu vereceğim, şekli vereceğim. Tamamını işlemeyeceğim. Sadece 3 sıra kadar işleyeceğim. Hani aynı noktaya tekrar geri geliyorum. Takip ediyorum. Bakın. Evet, bu şekilde. Şimdi bundan sonraki sıra şu aralara yapılacak. Kaç sıra koyacağım? Şuradan sayacağım mesela 2, 4, 5, 6 tane. 6 aralık 6 tane sırayı kendime hedef belirleyeceğim. Tamam. Şurası 1, 2, 3. sıra. Evet. Şimdi bakın tam kaç tane var? Hemen şuradan sayıyorum. 2, 4, 6. Ben dışarıdan baktım, hemen çıkıyorum. Şurada. Evet. Bu şekilde burayı da işliyorum. Bakın tam bir çilek formu verdik. Buradan bir tane ile bitirdim. Bu şekilde hatkımız. Şimdi diğer tarafı göstereceğim inşallah. Burayı bakın şu şekilde sırayla işledim içine. Hemen burayı sabitliyorum. İyice sıkılıyorum. Çözülmesin diye. Kesiyorum. Şimdi diğer tarafını nasıl yapacağız? Aynı şekilde orayı da göstereceğim. Evet. Bakın bu kısımdan ilmek çıkartacağız. İlmeklerimizi nasıl çıkartacağız? Hemen onu göstermek istiyorum. Arka yüzden bu ilmeklerimizi bir bir alacağız biz. Bir ince şiş yardımıyla alıyorum. 6 numarayla almıyorum. Örerken 6 numarayla öreceğim ama ilmeklerimi alırken bu şekilde düzgün durması için kaç tane ilmek olmuş hemen saymak istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20. Şuradan bir ilmek daha almam lazım. 23 ilmek olması lazım. Niye 20 ilmek oldu? Hemen ona da bakalım. Evet. Şuradan şu şekilde bir çoğaltma yapıyorum.
Siz daha farklı bir teknikle de yapabilirsiniz. İçinden şu kısımlardan çıkartmak daha mı mantıklı olur? Bilemedim şimdi. Ama bana bu daha kolay geldi. Kaç tane? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, evet, 23 tane ilmek. Bu şekilde 23 tane ilmeği aldık. Ve şimdi hemen bu sıra şu yeşilimizi koyacağız. Bakın ilmeklerimizi taktık. Aynı şekilde şurada ne yaptıysak aynı şekilde burayı da yapacağız. Ve buradaki çalıştığımız işlemin işlemesini de aynı şekilde işleyeceğiz. Bakın 2, 4, 5 sıra. İlk sırada şurayı daha göstermek istiyorum. 2, 4, 5 tane beyaz attım. Sonra 4, 3, 2, 1 olarak bitirdim. Tam bir çilek formu vermek için bakın. Evet. Evet arkadaşlar, örecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.